Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar, siz bu videodan önce bir video daha izlediniz. Orada size bir soru soruyorum. Diyorum ki o ses kurt sesi mi köpek sesi mi arkadaşlar? Dün akşam kaydettiğim bir ses. Yorum olarak belirtirseniz yarınki videoda açıklayacağım kurt sesi mi olduğunu, köpek sesi mi olduğunu. Bakalım. Kimler vahşi doğadan doğaya bir haber, yani kimler kurt sesini köpek sesinden ayırt edebiliyor ya da kimler köpek sesini kurt sesinden ayırt edebiliyor diye böyle bir eğlenceli bir şey yapmak istedim. Bakalım kimler bilecek o sorduğum soruyu. Bu videonun altına o sesin, yine söylüyorum, köpek mi, köpeğe mi ait olduğunu, kurda mı ait olduğunu, o ulumu ulama sesinin. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Yarınki videoda da bunu açıklayacağım arkadaşlar. Bugün cuma. Hepinizin de cuması mübarek olsun. Rabbim yapacağınız dualarınızı şimdiden kabul eylesin diyorum. Ve gelelim Akbaş çoban köpeğimize. Herkesin, aslında birçoğunuzun hayran olduğu, benim de çok sevdiğim zalim Akbaş çoban köpeğimizi. Bugün size son durumunu açıklayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kavga yaptı, dişini kırdı dedik. Dişinin kırılma sebebini de arkadaşlar şöyle özetliyorum hemen. Nasılsın oğlum benim? Zalimim. Öncelikle bir dişini göstereyim arkadaşlar. Dişinin son durumunu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, o dişi boş ve yarası hemen hemen tamamen iyileşmiş durumda. Yani artık maşallah hiçbir sorun yok. Yal yemede zaten hiçbir sıkıntısı yoktu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. O boğuştuğu köpeğin de arkadaşlar boğazında aynen şöyle dikenli olmayan bir tasma var. Zalim'in, biliyorsunuz, Zalim'in tasması dikenliydi. Ama arkadaşlar onu kurtardığı için bir süreliğine bunu takmıştım. Muhtemelen şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. Dişinin buraya geçtiğini düşünüyoruz. Hani ben öyle demiştim ama sonradan da mantıklı geleni bu oldu. Onda da çünkü böyle bir halka var. Buraya geçmiş, şöyle kanırılmış da olabilir arkadaşlar dişi o esnada. Yani nasıl olduysa Zalim'in dişi kırılmıştı. Ama maşallah hiçbir sıkıntısı yok Zalim'imizin. Yani burnunun üstünde akbaşların beyazlık olur falan derler. Hafiften bunda da var arkadaşlar. Hani yakından görmek isteyenler için. Telefonum da güzel bir şekilde odakladı size. Bu şekilde pamuk şeye gitmiş arkadaşlar. Koyuna gitmiş. Bugün o yanımızda yok. Zalim var. Bu arada geçen gün arkadaşlar, işte bir gün mü ne oldu? Biz yatarken sabaha karşı 5 gibi bir arkadaş görmüş. O köpeğe yine boğmuşlar. O köpekle yine kapışmış Salim. Yani o dediğim köpekle. Bir süre arkadaşlar zaten müthiş şekilde ona kinlenmişti. Müthiş şekilde hırsını almış ondan. Şu dudağında koskoca lemet bir yara açmış. Nasıl yaptıysa. Bu çürük, bu kırık dişiyle bile hiç korkmadan boğuşa gidiyor arkadaşlar. Enteresan bir şey. Tabii ki de biz de akşamları köpeğe bağlamıyoruz arkadaşlar. Çünkü köyün etrafına kurttur, murttur gelirse ya da başka köpeklere destek olması için akşamları köpekleri salık oluyor. Genelde de zaten Zalim salak bir köpek. Ama pamuğu bağlıyoruz. O yüzden yine boğuşmuş. Haddini bildirmiş arkadaşlar bir süre. O dişin acısını çıkartmış ondan. Bu şekilde yani Zalim'in son durumu maşallah arkadaşlar gayet yerinde. Yani şu, eğer şayet pamuk da gerçekten Zalim'den hamileyse arkadaşlar, inşallah ben çok efsane bir yavrular çıkacağını düşünüyorum. İnşallah, bakalım. Bugün tabi şöyle bir şey de yapacağız arkadaşlar. Bugün Zalim'in son durumunu göstereyim size dedim. Hem de arkadaşlar kurt iziyle köpek izini nasıl ayırt ederiz? Size kendi bildiğim şeylerden bir şeyler anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabii ki de kurt izi bulabilir miyim? Bilmiyorum. Eğer bulursam daha iyi olur. Yani köpek iziyle kurt izini karşılaştırmış oluruz. Demiş olduğum gibi Zalim'in son durumu bu. Şimdi hep birlikte kurt izi arayalım arkadaşlar. Bakalım, inşallah denk gelir.
Size köpek izi ile kurt izini nasıl birbirinden ayırt edebiliriz? Onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi hep birlikte kurt izi aramaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir saattir kurt izi arıyorum ama henüz daha dek gelemedik. Yani hayvanlarımıza gelir. Video da çok uzun olmasın diye kaydı açmıyorum. Çünkü gerçekten çok gereksiz şekilde videoların uzadığını fark ediyorum. Artık yani kurtların tam deresine geldim şu anda. Var ya da yok. Eğer bulamazsam şayet şurada bir çorak var arkadaşlar. Yani suyun olduğu yer. Orada varsa var. Bu arada daha yenice bir domuz inmiş. Şöyle domuz izi. O çorayı hatta yeni inmiş arkadaşlar. Bu akşam inmiş. Belki de sabaha karşı. Domuz çok. Bakalım arkadaşlar. Size çok yakında bu konuda bir sürpriz yapabilirim. Hepsini görüntüleyeceğiz inşallah. Burada bir çorak var arkadaşlar. Oraya su içmeye geldilerse izleri belli olur. Yani Allah Allah. Bu ne lan? Arkadaşlar. Buradan bir şey gitmiş ama o kadar taze ki. Bakın. Daha çamur bile kurumamış. Çorakta yatıyormuş. Vallahi billahi daha yeni kalkmış. Bir bakalım neymiş o. O neymiş? Bir şey yatmış. Görmüş olduğunuz gibi. Allah Allah. Yenice kalkmış. Görüyorsunuz gidiş geliş sürekli bir iz yapmışlar. Gerçekten bunun ne olduğunu şimdi ize bakacağım arkadaşlar. Ne olduğunu ama benim şimdi size göstermek istediğim asıl olay kurt izi. Aha, domuzmuş arkadaşlar bakın. Ağzını görüyor musunuz? Allah Allah. Lan daha burada yenice burada mı yatıyormuş? Zalımı bir çağırayım arkadaşlar bakalım. Tabi bu arada davarımda sürekli gözlemek zorundayım. Evet arkadaşlar zalımda tam ize beri geliyor. Tut oğlum tut 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 tut. Gel oğlum gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Gel oğlum gel gel. Tut tut tut. Gel oğlum gel 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 gel. Gel 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 gel. Zalım gel oğlum gel. Gel 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 gel. Gel gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Kokla bakalım kokla. Gel. Tut oğlum tut 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 tut. Tut oğlum tut. Evet. Muhtemelen sabaha karşı kalkmış arkadaş dediğim gibi. Çünkü çok taze belli zaten. Ama zalim böyle hani çok da böyle hani aşırı derecede domuza böyle bir reaksiyon gösterecek bir köpek değil. Sadece hani belki o kokuya belki bir nebze gidebilir dedim ama şey çok fazla arkadaşlar yani sıcak. Yani bu köpeklerin şu anda av köpeğinin bile çok bir şansı yok bu sıcakta. O yüzden bir tepki göstermesi normal ama çağırdığımda ize beri geldi. Domuzun geldiği ize beri. Her neyse biz kurt izini arıyorduk arkadaşlar. Davarımın yanına doğru gideyim. Eğer kurt izi bulamazsam yere kendim çizeceğim arkadaşlar. Sizlere gösterebilmek için. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kurt izi maalesef ki bulamadım yani. Doğrusu yağmur hani yağmur yağıyor ama her taraf kuru olduğu için ayak izleri belli olmuyor ama köpek izlerine denk geldim. Şimdi köpek iziyle kurt izini köpek izinden yola çıkarak
göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir şey söyleyeyim. Yani 100 kişiden belki de bir kişi, iki kişi bu kurt iziyle köpek izini ayırt edebilir. Gerçekten birbirleriyle aynı gende oldukları için yani bunların ayak izlerini çok kestirebilmek çok mümkün değil. Yani işte bu kurt izi, bu köpek izi diyebilmek çok doğru bir şey olmaz. Sadece benim kendi tecrübelerimden, kendi edindiğim tecrübelerden birkaç tane örnek vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Burada köpek gezelemiş, böyle gelmiş. Şurada daha belirgin bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Ön ayak izleri arkadaşlar bu. Şöyle görürsünüz. Yani ön iki ayak iziyle bastığı çok belli bir şekilde görülüyor. Arkadaşlar bu tabii ki de yerin yumuşaklığıyla da alakalı bir şekilde olabilir ama köpeklerin kurtlara oranla ayak izlerinin şunların daha belirgin olduğunu ben kendim tespit ettim. Köpek izinde. Yani buralar kurtlarda bu kadar belirgin olmuyor. Yani bu kadar dışarı çıkık değil kurtlarda. Kurtların tabanı daha geniş olduğu için daha düz basıyorlar arkadaşlar. Yani kurtlar daha geniş tabanlı köpeklere göre. Yani eğer bu kurt izi olsaydı şöyle olacaktı. Daha geniş olacaktı. Ve bu çıkıntı bu kadar olmayacaktı arkadaşlar. Ve simetrisi kurdun izinin arkadaşlar şu pati izlerinin simetri yapısı biraz daha böyle biçimsiz. Yani bir açısı yok. Daha şey, daha şu çıkıntılar. Buralar mesela burada oval bir şekilde duruyor. Kurt da biraz daha böyle uzun bir şekilde duruyor. Yani şu şekilde olacaktı. Mesela şöyle odaklayayım. Evet. Burası böyle arkadaşlar. Şurası biraz daha çıkıntı olacaktı yani kurtta. Yani şöyle biraz daha içe gelmiş olacaktı. Aynen bu şekilde olacaktı. Yani şöyle içe doğru bükülmüş olacaktı buralar. Ve buraların da aynı şekilde yine daha biçimsiz duruyor arkadaşlar kurdun izi. Yani bu bir canavara ait. Hani çobanlar kurtlara canavar dedikleri için bir canavara ait olduğunu bu şekilde biz tespit ediyoruz ve en önemli belirgin özelliği de arkadaşlar. Bakın burada köpeğin ön cinak izleri çok belli değil. Yani tırnak izleri. Kurtlar yabani hayvanlar olduğu için köpekler çok şeye ihtiyaç duymazlar. Tırnaklara arkadaşlar. Yani o tırnaklarına çok ihtiyaç duymazlar. Ama kurtlar her zaman için ihtiyaç duyacağı için kurdun bastığı yerde şuralarda böyle cinak izini çok belli bir şekilde görmemiz lazımdı. Yani kurt ayak izinde kesinlikle yani her zaman olması da arkadaşlar. Yani %90 bir oranla ben şayet gördüğüm kurt izinde buralarda tırnak izlerini de çok belli bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu şekilde de kurt izi mi yoksa köpek izi mi ayırt edebiliriz. Yani bir tırnak izi varsa arkadaşlar ön tarafında tabi bu köpeklerde de çıkabilir. Ama genelde bunu yapan kurttur. Şuradan kestirelim. Tırnak izi varsa arkadaşlar şu pati izleri şu sağ ve sol pati izleri biliyorsunuz yani burada 5 tane bir şey oluyor arkadaşlar. 1 ana şey ana ayak altı 2 3 4 5 tane. Bu 2 sağ ve soldaki şeylerin yani şunların arkadaşlar biraz daha uzun olduğunu şöyle yani biraz daha uzun olduğunu ve biraz daha içe doğru bükülük olduğunu bir de şunun da arkadaşlar bu çıkıntının da daha düz olduğunu yani burası bu kadar çıkık olmuyor. Kurtlarda biraz daha düz oluyor ve taban daha geniş olduğu için şöyle bastığı için bu biraz da şey oluyor. Zaten arkadaşlar yani %90'lık hatta %100'lük bir oranla 70 santimlik bir köpekle 70 santimlik bu kurdun ayak izinin aynı eşit şartlarda olmaz arkadaşlar. Kesinlikle her zaman için kurdun tabanı şeyden köpeğinkinden daha büyük oluyor arkadaşlar. Bunu ben bizzat kendim gözlemlediğim, kendim ben aslında bir kurt meraklısı bir insanım. Kurtları da çok seven bir insanım arkadaşlar. O yüzden yani kurtların ayak izlerinin köpeklere oranla daha büyük olduğunu gözlemledim ve tırnak yapılarının olduğunu gördük. Bir de arkadaşlar şu şekilde yani bu şekilde belli olmuyor yani kurdunki. Köpeğinki kadar belli bir yapısı yok. O biraz daha biçimsiz oluyor. Böyle bastığı zaman hem geniş olacak yani hem büyük olacak arkadaşlar. Hem de bu şu yapılar daha biçimsiz olması lazım. Şu çıkıntının da bu kadar olmaması lazım kurtlarda. Bu kadar çıkıntı yok. Onlarınki biraz daha düz taban olduğu için bu çıkıntı bu kadar bastıkları iz yerlerinde bu kadar olmuyor. Tabii ki de bunu yerin karda mı yoksa bir kuru toprakta mı izi aramanıza da bağlı bir şey. Yani görmenize de bağlı bir şey bu. Sonuçta bunu çamurda olduğu için bu kadar çıkmış olabilir. Kuru toprakta olsaydı, yerin yapısına göre olsaydı bu biraz daha farklı olabilirdi. Karda daha farklı gözükebilir arkadaşlar. Ama bunu tecrübe edine edine
Çok bariz bir şekilde ben şu anda mesela baktığım andan itibariyle kurt izimi, köpek izimi hemen anında anlıyorum arkadaşlar. Bunu tabii ki de araştırmak, biraz araştırmaya dayalı bir şey. Bu şekilde gösterebildim arkadaşlar size. Şimdi kameramı çevireyim, videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, bugün Akbaş köpeğimizin, Akbaş çoban köpeğimizin son durumundan bahsettim. Ayrıyetten de köpek izini kurt izinden nasıl ayırırız? Ya da tam tersi, kurt izini köpek izinden nasıl ayırırız? Kendi tecrübelerimden inşallah doğru bir şekilde aktarmaya çalıştım. Dilimizin döndüğünce. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.